Öncelikle Sayın Kaymakam Bey'e ve devlet erkanına öyle bir günde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Hakeza Kars'tan, Iğdır'dan ve Tuzla'dan teşrif eden değerli alim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bu camimize ismini veren bölgemizin iftiharı merhum Gazi Musa Yılmaz Tekin'i de rahmetle yad ediyorum. Menlem meşhurul halik, menlem meşhurul mehluk, lem meşhurul halik. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Rabbine teşekkür etmesini bilmez hadisi şerifi gereğince eski dernek başkanlarımıza da çekmiş oldukları zahmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ve yeni dernek başkanımız Sayın İlhan Bey'e de çalışmalarında başarılar diliyorum. Müminler, azizler, büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَلِكُلِّنْ وِجْحَ Herkesin bir yönü vardır. Herkesin bir yolu vardır. Herkesin tutup gittiği bir yön, bir hedef vardır. وَهُوَ مُوَلِّيهَا Ey Muhammed ümmeti, siz de yönünüzü Allah'a çevirin, Allah'a yönelin. Yönünüz Allah olsun. Bu ayeti kerimenin buyruğu gereği büyüklerimizin ve gençlerimizin yardımlarıyla hakeza Tuzla'da bulunan çok değerli devlet erkanının yardımlarıyla kısa bir sürede burada küçük de olsa bir spor tesisi, küçük de olsa bir cami, bir mescit yapmayı Allah bizlere nasip etti. Bu tesisi, bu camiyi yapmamızdaki asıl hedef ecdat topraklarına sahip çıkmaktır. Asıl hedef Allah'ın rızayetini kazanmaktır. Hadis-i şerifte buyuruyor ki, siz sizden öncekilerin kadrini, değerini bilirseniz, onlara ihtiram ederseniz, onlara sahip çıkarsanız, sizden sonra gelenler de sizlere sahip çıkacaktır. Bugün kabristanlıklarda yatan ecdatlarımız, atalarımız, ninelerimiz, hepsinin bizim boynumuzda hakkı vardır. Biz onlardan dürüstlüğü öğrendik. Biz onlardan saygıyı öğrendik. Biz onlardan hangi milletten olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun birlikte yaşamayı, kardeşçe yaşamayı, sulh içinde toprak bütünlüğünü koruyarak yaşamayı öğrendik. Biz bu değerlerimize sahip çıkmak için buraya geldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ey insanlar, ey Müslümanlar, sizin Allah'ınız birdir, sizin Rabbiniz birdir, sizin peygamberiniz birdir, sizin kıbleniz birdir. Arabin aceme, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Sizin için üstünlük takvalı olmanızdır. Sizin için üstünlük Allah'ın emir ve yasaklarına uymanızdır. Hazreti Ali Aleyhisselam bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Birlik olmaktan, vahdet olmaktan, bir arada olmaktan kesin bir şekilde uzak durun. Kim birlikten kaçarsa, kim sulhu beraberliği bozarsa şeytanın avı olur. Nasıl ki sürüden ayrılan bir koyun kurdun avı olduğu gibi. Bizler de büyük şehirlere gittik, orada yaşadık, oraların havasını çektik. Fakat burada yatan ecdatlarımıza bir borcumuz var, bir vefa borcumuz var. Bunu ifa etmek için bu camiyi burada tesis ettik ve ümit ediyoruz ki bundan sonra şehirlerde yaşayan, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar tekrar köylerine dönerler, topraklarına sahip çıkarlar veya en azından tatillerini kendi köylerine geçirirler. Müminler, ben fazla sözü uzatmayacağım. Şu anda kenarda görmüş olduğunuz Şehriyar'ın heykelidir. Azerbaycan Kültür Elçisi Sayın Coşkun Oluz'a bu hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve Şehriyar'ın şiirinden uyarlayarak burada yatan ecdatlarım için bir şiir yazdım. Bu şiirde sözlerimi noktalıyorum.
atalarım, ninelerim, size varmam geç oldu. Ömrüm geçti, gelemedim, geç oldu. Hiç bilmedim siz canlara ne oldu. Bilmez idim, döngüler var, dönüm var. Ayrılık var, acılar var, ölüm var. Atalarım, ninelerim, yiğit olan emek yitirmez. Ömür geçer, eyvah derdi bitirmez. Namert olan ömrü başa getirmez. Biz de vallahi unutmadık sizleri. Geç ulaştık, bağışlayın bizleri. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.